Arkadaşlar herkese günaydın. Şimdi Araf noktasındayız devamlı. 6.79.30 bir türlü yukarı doğru kırılamıyor. Yurt dışı dolar endekslerinde özellikle düzeltmeler var ama Türkiye bir şekilde düzeltmiyor ama artık yukarı da gitmiyor. Dolayısıyla şimdi bu bölgeye bir bakacağız. Bu bölgeden önce arkadaşlar devamlı borsa işte altın yorumu soruyorsunuz. Daha önce bunları yaptık. Özellikle bu biliyorsunuz borsalar çöktüğünde özellikle eğitim gruplarına açılan siteyi her günkü 15 dakikalık borsa, viop, altın, sterlin, euro analizlerini koyduk. Ama hani şu anda koymuyoruz. Çünkü hani bu zaten eğitim gruplarının ve profesyonel trade eden insanlar için hazırlanan bir analiz sistemi. Hani her sabah 20 dakika borsası, viop'u, eurosu, sterlini, altın, gümüş, bir sürü daha pariteler hakkında, petrol hakkında analizler var. Hani o yüzden koymuyorum. Hani kusura bakmayın cevap da veremiyorum. Ama dediğim gibi zaten eğitime, online eğitime giren dostlarımıza bu siteyi de 3 ay ücretsiz şekilde eğitimlerine devam ediyorlar her sabah. Bakabilirsiniz. Şimdi dolar TL'ye gelince şimdi öyle bir yerdeyiz ki artık 6.79.30'un üstünde bir türlü kalıcı olamıyoruz. Şimdi benzer paritelere baktığınız zaman mesela Güney Afrika randına biliyorsunuz burada işte 15'lerden başlayan hareket not düşümüyle beraber en son 19.40'ta notu düşürdüler. Notu düşürdükten sonra çaktılar. Şimdi tabii buradaki bu günlük düzeltme, günlük ortalamalara düzeltme bizim dolar TL'de gelmedi. 6.64 aslında burası. Şimdi baktığınız zaman diyorum ya mesela teknik analiz mesela şu anda indikatörler sat pozisyonunda ve yani sat değil her an satış gelebilir, yoruldu, negatif uyuşmazlık var, 6.85 tepesini geçip yeni bir bant açabilecek mi 7.20'ye, şu anda böyle asılı kaldık. Tabii burada şu var, insanların şu anda dolar TL'deki baktığı indikatör dün de dediğim gibi Türkiye içindeki bu Covid-19'un derinleşip derinleşmeyeceği esas indikatör o, esas indikatör RSI değil. Ama tabii şu var, eğer ki inşallah yani o korku yavaş yavaş giderilmeye başlar, açıklamalar gelir ve iş pik yapmadan geçersek bir anda 6.64'lere doğru bir gevşeme çok olası ve normaldir. Ama özellikle Nisan ve Mayıs ayı içerisinde bu işin bizde Nisan'da pik yapması bekleniliyor. Benim dinlediğim kadarıyla profesörleri. Dolayısıyla bizim o zaman da içeriği kurguladığınız zaman beklentiyi yani bu ay içinde olabilecek bir pik senaryoya dolar TL'de o yüzden bu kadar dik duruyor, sağlam duruyor. Yani diğerleri gibi satış yemiyor. Çünkü bizde o zaman öyle bir pik yapma durumunda bir anda 6.85'lere gidip hatta burayı kırıp bir hani belirsizliğin artma ve belki gecenin en karanlık yüzünü yaşama bölümüne geçmeye başlayacağız. Yani o zaman da zaten 6.85'in üzerinde biliyorsunuz zaten burada 7.25 bölgesi var. Şimdi dolayısıyla böyle arafta kalmış bir durumdayız. Seansçı grafiklere baktığınız zaman 6.79.30'da çok ciddi bakın 1, 2, dün de denedi 3, 3 seferdir geçemedi. Aşağı doğru düzeltmelerde 6.70'ler geliyor. Şimdi burada geniş bir böyle bir yani bir toparlanma, bir fincan kulp mu bu? Sonuç itibariyle biz şuna bakacağız. Baktığınız zaman 6.79.30'un üzerinde çok dikkat edeceğiz. Gene hani hareketleniyor muyuz diye. Aşağıda 75-50'lerde bir destek bıraktı dün gün içinde. Burası önemli. Şurada kendi içinde bir ufak bir 15 dakikalıklarda bir çıkış trendi var ama çok şey değil yani çok dalga boyları daralmaya başladı. 75-50 önemli destek. Aşağıda 71-60 gibi geniş bir bant var. Burası kırıldığı anda 79-30 kırıldığı zaman da tekrardan bir momentumu iyi bakmak lazım. Hani gidebiliyor mu? Tekrar gidemez. Tekrar içine girerse bu sefer satış tekrar hızlanacaktır. Yani bu 79-30 bizim için çok kritik. Buradaki bütün hikaye diyorum Nisan ayı içerisinde Türkiye'de bu işin pik yapıp yapmayacağı. Genelde hani buluçka dönemi, pik yapma dönemi bizde bu zamana denk geliyor. O yüzden de dolar TL dışarıdaki dolar kurlarına göre bizde biraz daha diri duruyor. Ama hani dediğim gibi bunu birazcık önümüzü görebilirsek burada 6.64'lere doğru bir düzeltme de çok olasıdır. Tekrar söylüyorum
biz daha bu iş pik yapmadı, Nisan ayı içinde pik yapacak diyenler 6.85 ve üstünü beklemeye devam edebilirler. Yok kardeşim bizde bu iş pik yapmaz diyenler de atıyorum burada dolar pozisyonunun %30'unu bozup işte 6.64'lere yarın öbürsü gün geldiğinde tekrar yerine koymaya çalışabilirler. Bu bir öngörüdür. Sizin görüşünüzdür. Ben başka bir şey düşünürüm. Siz başka bir şey düşünürsünüz. Burada önemli olan seçenekleri ve nerelere gidebileceğini, ne kaybedeceğinizi, ne kazanacağınızı kurgulayabilmek. Ona göre de işlem alabilmek. İşlem almak arkadaşlar her şekilde her zaman bir risktir. Yani risksiz işlem diye bir şey yoktur. Güvenli liman diye bir şey yoktur. Her enstrüman riskli enstrümandır. O yüzden her yapacağınız işlemde bir artı getirisi olduğu gibi eksi zarar yazma ihtimali de var. Bunlar kardeş. Sadece işte ona göre neyi kaybetmeyi göze alıyorsunuz ama neyi kazanmak istiyorsunuz? Bu ayrımı yapmak önemli. İşte burada da işte stop loss, yani nereye stop koyarım, nereden kar alırım. Dediğim gibi ilginç bir süreç. Yani hakikaten çünkü yorum yapamıyoruz. Farklı bir iş, sağlıkla ilgili bir iş. Bu iş Nisan ayında pik yapar mı, yapmaz mı göreceğiz. İnşallah gönül ister ki tabii ki kesinlikle yapmasın. Bu arada tekrardan doktorlarımıza, bütün sağlık sektörüne, canla başla çalışan herkese, biz burada bunları konuşuyoruz. O insanlar ön safhada deli gibi savaşıyorlar. Belki evlerine gitmiyorlar, yemek yemiyorlar. Tekrardan Allah hepsinden razı olsun diyorum ya, biz boş konuşuyoruz şu anda. Biz bu işin finansal boyutunu konuşuyoruz ama tabii ki bunun insanlık boyutu çok daha önemli. Yani insanlar hastalığa yakalanıyorlar. Biliyorsunuz kaç tane doktor hastalığa yakalanmış. Yani bir insan düşünün ki sizi kurtarmaya çalışırken kendisi hastalanıyor. Ne diyelim abi, Allah razı olsun. İşte ülkenin böyle insanlara ihtiyacı var. Kimisi de mesela meslekten ayrılmaya çalışıyor. Yani işte, abi o da kendince hakkıdır, ailesi vardır çoğun. Ne diyeceksin abi? Ne diyeceksiniz arkadaşlar ya, işte yani bir böyle idealist insanlar var. Memleketi için kendini feda edebilecek işte atamız gibi zamanında bazı insanlar da var. Kendi yani kimseyi suçlayamazsın tabii ki de. Şartlar, insanların genetiği farklı. O yüzden Allah hepsinden razı olsun diyelim. Dışarıdaki bütün çalışan kuryelere, marketlerde, motorculara, hepsine de, onlara da teşekkür edelim. Onlar da bir şekilde bizim evin içinde kalıp hayatımızı idame etmemize sebep oluyorlar. Canla banla çalışıyorlar. Bütün internet sektörü, alışveriş siteleri, orada çalışan insanlar. Bir şekilde herkes bununla savaş veriyor. Biz de elimizden geldiğince evimizde oturalım. Bakın dışarıda millet savaşıyor zaten. Siz de oturun işte evinizde. Televizyon seyredin. Devlette işte maaş olarak falan destek çıkıyor. İnşallah yapacak da tabii ki bu şart. Çünkü insanlar nasıl evinde oturacaklar? Allah herkesin yardımcısı olsun. Yavaş yavaş destekler de geliyor. En azından şu dönemi birazcık sakin bir şekilde atlatabilirsek inşallah daha iyi olacak. Her şey bir gün geçecek. Bu da bir ay sonra bitecek. 2 ay sonra bitecek. Yani hiç mi bitmiyor? Bu da bitecek bir gün. Yani o yüzden, ama tabii bu dönemlerde işte kimin insan, kimin adam, kimin halkına sahip olduğu olacağı gözükecek. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.